Merhaba, Tiflis TV'de yeni bir programla karşınızdayız. Ben Esra Ağoğlu. Ben Esra İsen Kireççi. Herkese hoş geldiniz diyoruz. Bu ilk programımız, istersen Esra ilk programda tanışalım, bir tanışma faslıyla girelim ilk bölüme. Sen başlamak ister misin? Olur tabii. Biz öncelikle 25 yıllık iki dostuz. Üniversitede okurken tanıştık. İkimiz de İletişim Fakültesi Radyo Televizyon bölümünde okuduk. O zamandan bu zamana gelen, devam eden bir dostluğumuz var. Ve zaman içerisinde bu dostluk bizi birlikte kitap yazma sürecine kadar getirdi. Birlikte bir çocuk kitapları serisi yazmış olduk. İstersen onların tanıtımıyla devam edebiliriz. Evet. Şimendifer Çocukları serisi. Şöyle gösterebiliriz hatta. Burada iki kitap var sadece. Altı kitaplık bir seri oldu. Şimdilik altı kitap. Devam etmeyi umuyoruz inşallah. Biz bu kitapları yazarken aslında şöyle bir farklılık yaptık. İki kişi bir kitap yazdık ya da bir seri yazdık. Ve ben de sen de bu soruyu çok duyduk. Hatta kitap günlerinde yazar arkadaşlarımız da sordular. Onlar yazma serüvenine de hakim oldukları için. İki kişi kitap yazmak nasıl oluyor? Zor değil mi bu diye. İstersen bu soruyu da cevaplayalım. Olur tabii, yani merak etmelerini anlayabiliyorum. Evet, bu soruyu duyduk. Bu soruyla beraber üslup farkı da yok. Yani kimin nereyi yazdığını da ayırt edemedik yorumuyla da karşılaşıyoruz. Bu aslında çok planladığımız bir şey değildi. Yani biz bu kitapları yazmaya karar verdiğimiz zaman ortak nasıl çalışabiliriz, ne yapabiliriz diye elbette ki düşündük, planlama yaptık, hikayeleri genel çerçevesini hazırladık ama böyle çok matematiksel bir ölçme biçme hesaplama yapmadık. Biraz içgüdüsel diyelim ya da işte kendi gelişim sürecinde oldu. Değişik şeyler yaptık ya, yani mesela işte birinci kitabı ikimiz birden bütün kitabı yazmak gibi önce bir başladık. Sonra ikisini birleştirmek, neyi çıkarıp neyi tutacağımızı karar vermek biraz zor ve yorucu oldu. Gereksiz bir çaba olduğunu düşündük. İkinci kitapta işte ilk yarıyı ben, ikinci yarıyı sen. Üçüncü kitapta ilk yarıyı sen, ikinci yarıyı ben. Sonrasında hatta onu sen hatırlattın. Bölüm bölüm yazdığımız da olmuş. Biz böyle birbirimizin bıraktığı yerden başlayıp, toparlayıp bir sonuca varabildik. Ama çok da planlı bir şey değildi. Nasıl oldu dersen, bilmiyorum, belki işte bu 25 yıllık devam eden dostluğumuzun etkisi olmuştur diye düşünüyorum. Benzer zevklerimiz var. Hayata benzer baktığımız yerler çoktur diye düşünüyorum. İlgilerimiz, zevklerimiz benziyor. Yer yer çok farklı olmakla beraber çok benzeyen taraflarımız da var. O üslup da bu kan uyuşmasından oluştu herhalde diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun? Zaten bu bahsettiğim üslup benzerliği olmasaydı ortaya bu kitaplar çıkamazdı bence. O önemli bir noktaydı. Tabii bir de teknik olarak hani biraz daha açarsak, biz kitapların öyküsünü, karakterleri, konuları ve o kabuk kuruluyor. Öykülerini aslında kitaplarını zaten birlikte yazdık. Bunları birlikte oluşturduk, birlikte hayata geçirdik. Sonraki son şeklini verme ve yazma kısmında farklı tekniklerle hallettik. Teknik detayını anlatalım istersen. Bize çok zor gelmedi aslında. Hani düşünüyorum da belki dışarıdan bakınca zor gibi görünebilir ama o süreçte bize çok da zor gelmemişti. Bu hatta ikimizin de işini kolaylaştırmıştı. Değil mi? Benim görmediğimi senin görmediğini ben görmek gibi avantajları da olmuştu. Peki, yani aynı yerden bakmak
güzeldi. Bizim işimizi kolaylaştırıyordu. Aynı yerden farklı detayları yakalamakta bence kitabı daha zengin, daha bereketli hale getirdi. Böyle de bir güzelliği oldu. Bir soru daha geliyor Esra'cığım aklıma. Yine bu ilk soru gibi çok duyduğumuz bir soru. Hem annesiniz, çalışıyorsunuz, farklı meşguliyetleriniz var. Bir taraftan da kitaplar yazıyorsunuz. Bunları nasıl yazıyorsunuz, nasıl vakit buluyorsunuz? Hatta geçen gün tam olarak şöyle soruldu bu soru bana. Bir arkadaşım dedi ki, kitap yazmak benim için işte fincanını eline alırsın, bilgisayarın başına geçersin, böyle uzak uzak derinlere bakar, dalar gidersin. Böyle fonda da hafif bir müzik olursa daha güzel olur. Ve bilgisayarın başına geçer, yazarsın. Şimdi sen bu vakti, bu fırsatı nasıl buluyorsun, ne ara yazıyorsun diye sordu. Ben de sana sorayım. Ben cevaplayayım da sonra asıl topu sana atayım. Yani ben tabii çok ideal bir çerçeve çizilmiş arkadaşının sana sorduğu soruda. Evet belki de öyledir ama bizim çok öyle bir zamanımız olmadı en azından bu zamana kadar. Dediğin gibi ikimizin de üçer tane çocuğu var. Çalışıyoruz. Başka hayatta ilgilerimiz, ilgi alanlarımız var. Dolayısıyla hakikaten dışarıdan bakınca nasıl olmuş dedirtebilecek bir şey gibi görünüyor. Ama yani hani bu hengamenin içinde diyeyim, bu güzel, bu seçtiğimiz hengamenin içinde iki arada bir derede yazdık. Yani benim buna cevabım çok net. Hani belki o az önce tanımladığın cümledeki gibi zamanlarımız da gelir inşallah. Hani çocukları büyüttüğümüz zaman böyle bir sahil kasabasında, deniz kenarında ikimiz de çay çok seviyoruz. Denize nazır yazmak da nasip olur inşallah. Ama şimdiye kadar benim açımdan en azından iki arada bir derede oldu. Ama ben özellikle burada topu sana vermek istiyorum. Çünkü hem senin çocukların daha küçük. Hem sen üçüncü üniversiteni okuyorsun şu anda, hem başka yazı çalışmaların da var biliyorum. Eskiden beri Pertev Can'ın Akla Ziyan Hikayeleri diye başka bir çocuk kitabı çıkardın yakın zamanda. Yetişkinler için başka bir kitap planın var biliyorum. Asıl sen nasıl yapıyorsun bunu sen anlat. Bak sen şimdi bunların hepsini sıralayınca birden bana da daha da zor geldi. Yok aslında hani evet bu senin anlattığına çok benzer bir hal benim de yaşadığım zaten. Mesela benim bir zamanlar bir çalışma masam vardı. Hatta bir çalışma odam vardı. Tabii sonra daha sonra bu oda biçim değiştirerek oyun odasına döndü. Şimdi orada hala bir çalışma odası, çalışma masası duruyor ama pek işlevsel değil. Ben de artık nerede yer bulursam, bazen mutfak masasında, bazen salondaki masada, belki bir tarafta bir ödev yaparken, diğeri boyama yaparken, diğeri oyun oynarken yazılması gerekenleri yazdığım zamanlar oluyor. Böyle hayatın akışı içinde, gayet hayatın akışı içinde devam eden bir süreç oluyor. Ama tabii bu bahsettiğimiz şey, bilgisayarın başına geçip yazmak, yazma işinin belki de son kısmı aslında. Yani yazmak, yazmaya başlamak ya da o süreç çok daha öncesinde başlıyor aslında. Yazmak, biriktirmek belki de. Yani siz zaten karakterleri, hikayeleri, hatta cümleleri daha öncesinde hazırlıyorsunuz. Yani başka işlerle meşgul gibi gözükürken aslında arka planda o hikaye ortaya çıkıyor. Cümleler ortaya çıkıyor. Yazmak aslında hep öyle devam eden bir süreç bence. Nereden aklımıza geldi bu iş bizim? Onu da anlatalım mı biraz? Kitapları yazma fikri.
nasıl oldu, nasıl yazdık, yazma süreci nasıl gelişti? Bir fikrin ortaya çıkması var değil mi? Hani belki hepsinden önce. Biz bu kitapları da daha doğrusu çimenlikler çocuklarını ilk olarak çocuklarımızın ne okumasını isteriz diye düşünerek yazdığımız, öyle şekillendirdiğimiz çok iyi hatırlıyorum. Yani çıkış noktamız. Temel nokta buydu. Ve o çok önemliydi bizim için. Ondan ayrılmamaya çalıştık. Çizgi, önemli çizgi oldu bizim için. Belki kitaptaki karakterlerden de biraz bahsetmek gerek. Bir kitabın tarzından bir kitabı anlatmak gerek belki biraz. Çimenlikler çocukları 6 iyi arkadaşın yaşından geçen maceraları anlatan bir seri. Çocuklar bir istasyon kasabasında yaşıyorlar, küçük bir kasabada. Ve bu ıssız, sessiz sakin kasabada bir araya gelip kurdukları bir macera vagonunda yaşadıkları gerçekten akıl almaz ve sürprizli maceralar başlıyor bir anda. Özellikle hani çok da detaya girmeden kitaplarımızın hikayesi bu. Bu tabii 6 çocuk belki önemli ya da kitabın türü aslında belki öncesinde önemli. Fantastik edebiyatı belki de çok revaçlı olduğu zamanlarda biz özellikle böyle bir kitap yazmak istemiştik ayrıca. Yani hepsi normal çocuklar. Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz, tanışabileceğimiz, bir araya gelebileceğimiz. Ya da bizim olabilecek çocuklardı bunlar. Süper güçleri yoktu. Büyülü güçler yoktu. Bunlar normal günlük hayatı yaşayan, dersleri olan, ödevleri olan, arkadaşlarıyla oyun oynayan çocuklardı. Hatta belki biraz bizim çocukluğumuzun tadı vardı o hikayelerde. Onu da yazarken de çok hissetmiştim. Belki okuyanlar da hissetmişlerdir bunu. Benim için böyle çimenlikler çocukların önemli noktalarıyla tarif etsem. Belki burada iki tane göndermeden de bahsetmemiz gerekebilir. Bir tanesi ben çocukken çok sevdiğim, bizim neslimizden de çok sevilen kitaplar olduğunu bildiğim Afacan Beşler ve Gizli Yediler ve onların yazarı Enid Blyton'a da bir gönderme yapmakta fayda var. Onlardan ilhamla aslında bu kitapları düşünürken onlardan ilham aldığımızı da belirtmekte fayda var. Bir de Yalnız Ardıç isminden bahsetmek istiyorum. O da yine efsanevi bir edebiyat dergisine yine gönderme yaptığımız bir isimdi. Yalnız Ardıç, tabii onun da ne olduğunu söyleyelim bilmeyenler için. Kitabın geçtiği kasabanın ismi. Yalnız Ardıç kasabasında geçiyor olaylar. Çocuklar orada yaşıyorlar. Evet, böyle bir süreçte kitabımız bir seri olarak peş peşe yayınlandı. İlk 5 tanesini birlikte yazdık değil mi? İlk 5 tanesini birlikte yazdık. Sonra sen 6.'ya devam ettin. Şimdi 7. de yolda, onun da haberini vermiş olalım. Benim bir ara vermem gerekmişti o dönemde. Benim bir ara vermem gerekmişti. Esra oradan kaldığımız yerden devam etti sağ olsun. Peki ama Esra, belki hani şunu da açmak lazım. Hani kitabın kahramanları için normal çocuklar dedik. Hani peki onları farklı kılan neydi? Hani onları bu kitabın kahramanı yapan sence neydi? Yani böyle bir şey var mı? Yani çocuklarda bir fark. Var diye düşünüyorum. Çünkü aslında hiçbir kitabın ya da romanın ya da işte filmin kahramanları sıradan olmaz aslında. Yani mutlaka bir özellikleriyle ayrışırlar. O yüzden kahraman olurlar. Ama kahraman olmak çok iddialı bir şey midir? Çok iddialı bir
duruşu olması gerekir mi kahramanların? Hayır, ama neydi o ayrıştırıcı özellik ya da fark? Onu düşündüğüm zaman güzel hayaller kuran, içinde bulundukları aileye, topluma, dostluklarına, arkadaşlarına güzel geri dönüşler sunma niyetinde olan 6 tane güzel çocuk görüyorum ben oraya baktığım zaman. Onların hikayelerini yazmak zaman zaman bizi de heyecanlandırdı. O yüzden sıradan değillerdi. Yani normaldiler ama sıradan değildiler. Hepsinin farklı bir özelliğiyle o maceralarda çözüm ürettiler. Hepsinin özellikleri bir işe yaradı. Hayatta bir karşılığı oldu. Sonuç almalarında, çözüm bulmalarında işe yaradı. O yüzden onların özelliklerinin bu kitabın oluşmasında da etkili olduğunu düşünüyorum. Sence nasıl? Evet, yani aslında şöyle diyoruz, yani hayal kurmak her çocuğun içindeki süper güç belki de aslında o. Biz de bu bölümün adını senin hayallerin ne renk diye koymuştuk. Belki buradan da yola çıkarak. Bizim kahramanlarımızın hepsinin bir hayali vardı. Mesela orada hani belki bize yakın bir karakter olarak gördüğüm Aslı karakteri vardı. Kitapları çok seven ve bir gün bir kitap yazma hayali olan bir karakterdi. Biz de hayallerden bahsederken belki bizi seyreden şu anda bu yola girmek isteyen ya da bu yola girmiş, adım atmış genç arkadaşlarımız vardır. Onlara belki nacizane birkaç tavsiyemiz olabilir mi? Bu hayal yolculuğunda ne dersin? Olabilir. Yani şöyle akıl vermek gibi değil tabii ki. Sadece bu yoldan yürümüş büyükleri olarak onlara birkaç tavsiye verebiliriz. İlla bu yazı yazmakla ilgili de olmak zorunda değil. Yani hayalleri her neyse, hayallerini gerçekleştirmenin yollarını aramalarını tavsiye edebilirim. Yani mesela herkes keşke kitap yazsam diye düşünüyor olabilir ama bunun için ne yapıyor mesela? Bu niyeti ne kadar gerçek? Ya da bu bir niyet mi? Bu sadece böyle dile getirilen bir şey mi? Ne kadar buna dair bir heyecan ve istek duyuyor içinde? Ben öncelikle buna bakmalarını isterim. Yani yapsam iyi olur, dan ötesi daha güzel olur diye düşünüyorum. Yani yapsam iyi olur değil, ben bunu yapmak istiyorum cümlesini kuruyorlarsa eğer öncelikle buradan başlamaları gerektiğini düşünürüm. Ondan sonrası tamamen onlara kalmış. Ne anlatmak istiyor, nasıl anlatmak istiyor. Bu kısımlara da belki çok karışmamak gerekir. Yani herkesin kendi üslubu, kendi dünyası, kendi anlatmak istediği, kendi kurmak istediği dünya, kendi kahramanları. Bunlar tamamen yazacak kişiye özel olmalı ve çok da müdahale kabul etmemeli diye düşünüyorum. Ama ben ilk sorunun, az önce söylediğim ilk sorunun daha önemli bir çıkış noktası olduğunu düşünüyorum. Hani herkes bir şeyler yapmak istediğinden bahsediyor bu hayatta ama ne kadar ciddisin, ne kadar istiyorsun? Bence önce bunun cevabını almak gerekiyor. Bu bizim hayallerimizden bir tanesiydi. Seninle ortak bir hayalimizdi. Belki biraz ondan da bahsetmek lazım. Yani ben 20 yıl önce ilk çocuğum doğduğunda Amerika'daydım ve o dönem çocuk kitapları, orada gördüğüm çocuk kitapları dünyası benim başımı döndürmüştü. O zaman yani 20 yıl önce evet vardı Türkiye'de de ama daha ziyade çeviri üzerinden giden bir çocuk kitapları dünyası vardı. Hani dönünce açıkçası senin kalemine güvenerek böyle bir işe girebilir miyiz diye düşünmüştüm. Hayal miydi? Hayaldi. Ama adım attık, çalıştık, planladık. Sonuç alamayabilirdik ama aldık. Kitapların üçüncü, dördüncü baskıları yapıldı. Böyle tatlı, güzel bir okur kitlemiz oldu. Devamı yok mu diyen yorumlar geliyor.
Bunlar çok mutlu ediyor insanı. O yüzden bir hayalin gerçek olma aşamaları olarak bunları anlatabiliriz genç arkadaşlarımıza. Bence böyle. Sen ne diyorsun? Ben de dediğim gibi hani bakın bu böyle bu iş böyle yapılır diye tabii ki kastettim seni. Biz bu yoldan geçerken bunlar oldu, bunları gördük, bunları yaşadık hani diye belki bir hani ufak çaplı uyarılar ya da tavsiyeler olabilir ancak tabii ki yapacaklarım. Ben de aslında şöyle genel bir giriş yapmak istiyorum. Her ne istiyorsak ya da hayalimiz her ne olursa olsun. Bence aslında önemli bir bakış açısı merak ve hayret nazarıyla bakmak. Ben çocuklara ya da genç arkadaşlarımıza yani bunu öncelikle söylemek isterim ya da bunun önemini. Yani yazar olmak istiyorsan da tıp doktoru olmak istiyorsan da, biyolog olmak istiyorsan da ya da bir sanat alanında uzmanlaşmak istiyorsa da bu belki temel olacaktır. Yani o binanın temeli olacaktır. Yani oradan inşa edecektir her şeyi. Yaptığı her işi. Ama ben gençken bana birileri keşke bunları söyleseydi daha önce diyeceğim birkaç da tavsiye böyle somut tavsiyem de var aslında. Çok merak ettim. Neler? Evet. Hiç konuşmadık çünkü bunu daha önce. Merak Evet. ettim şu anda. Yani bence ben çok bunu geç fark ettim. Geç keşfettim diye düşünüyorum. Sözlük okumak. Yani kitap okur gibi sözlük okumak. Bence bu çok önemli. Hani yazıyla meşgul olmak isteyenler için iki kat önemli bence. Türkçe sözlük, Osmanlıca sözlük, etimolojik sözlük bence özellikle. Ben sözlük okumaktan çok keyif alıyordum. Şimdi o kadar okuyamıyorum ama bu dönem. İşte, malum hani kelime dağarcığının ne kadar önemli olduğu. Sadece yazarken değil, konuşurken de, kendimi ifade ederken de. Ben özellikle bunu tavsiye etmek isterim. İkincisi, bence ilk gençlik dönemlerinde bir dergi takip etmek ya da birkaç dergi takip etmek ya da belki farklı farklı dergileri takip etmek. Bence bu da çok önemli. Çok farklı bir edebi zenginlik ve edebi zevk katacağını düşünüyorum. Hatta belki bugün için, günümüz için dergiye ulaşmak çok mümkün olmadığı zamanlarda online edebiyat platformları var. Benzer tadı, benzer zevk verebilecek. Bunlardan uzak kalmamak lazım bence. Benim için böyleyim çünkü. Yani hani seni de az çok biliyorum bu konuda. O ilk gençlik dönemlerinde yani benim için mesela dergahtı o derdi. Yani, Dergah. yani Dergah çok hani kıymetli bir okuduğumda dergah. gerçekten böyle başka alemlere daldım. Yani beni oluşturan değerlerden biri de belki odur. Yani mutlaka odur, etkisi vardır orada okuduklarım. Yani tabii ki hani okumak hani bunu zaten biliyoruz belki bu çok temel bir şey. Ama bence vaktimizin kıymetini bilerek okumak da önemli. Yani çok klişe olacak belki ama bence en özgür ve en genç zamanlar o ilk gençlik ve gençlik zamanları insanın gerçekten o zaman okuyabildiği kadar okumalı insan. Mesela klasikleri zaten okusunlar hani değil mi? Oradan başlayıp onları bitirmek lazım belki. Yazmak da bence hani oturup bir hikaye yazmak gibi olmayabilir her zaman. Ama küçük küçük notlar da önemli bence. Yani akla gelen küçük fikirler. Yani onlar mutlaka bir gün bir yerde neşvi nema bulur yani böyle bir coşar.
Onları not almak önemli bence. Yani akıl unutuyor ama satır unutmuyor gerçekten. Şimdi bunlar böyle somut öneriler benim aklımda. Hani keşke birileri bana bunları önceden söyleseydi diyebileceğim. Bir de tabii işin sonraki kısmı geliyor belki. Bunlar öncesine aitti. Hikayemizi de yazdık. Hikayelerimizi de yazdık belki. Ya da bir roman yazdık belki. Sonrasında bunun tabii ki okunmasını istiyoruz. Okullarla buluşmasını istiyoruz. Bu aşamada hani bence biz şanslıydık belki. Hani bunun için çok mücadele vermemiz gerekmedi ama bunun çok mücadelesini veren yazarlar ve bunların hikayelerini de çok okuduk. Vazgeçmemek adına çok güzel örnekler bunlar aslında. Yani ilk defasında olmayan, ilk seferinde olmayan, fakat vazgeçmeyi deneyen ve sonra gerçekten başarıya ulaşan yazarlar ve kitaplar var. Bunları da belki zaman zaman hatırlamak lazım, pes etmemek için, vazgeçmemek için. Çünkü istediğimiz her şey her an, yani istediğimiz anda olmayabiliyor. Ama bence olması gerektiği zaman oluyor. Olması gereken bir şeyse. Öyle bakmak lazım. Bence tabii burada en çarpıcı örnek Harry Potter serisidir. Yani, Harry Potter defalarca reddedilen bir kitap. Yani 20'den fazla yayın evini reddettiği söyleniyor. İlk kitabı Felsefe Taşı'nı. Ve hatta bir yayın evi yazara yani siz şu an çalıştığınız işi aman sakın bırakmayın diyor. Yani bu kitap satmaz, yani hani siz bir şey yapamazsınız diyor adeta. Yani bunun gibi çok yazar ve çok kitap var. Stephen King de öyle. Yine Tavşan Peter kitapları vardır. Hem çocuk klasikleri sayılabilecek. O da çok zor. Okulunda buluşan kitaplardan. Onun dışında Hayvan Çiftliği, George Orwell'ın. O da çok uzun süre basılmayı beklemiş. Bu tür örnekler o kadar çok ki. Herhalde bunlar da birer motivasyon olabilir. Yani ilk başta, ilk denediğimizde olmayabilir ama denemekten vazgeçmemek de gerekiyor galiba. Bu bizim için iyi Hocam. örnekler olabilir. Güzel oldu. Bu edebiyat dergileri demişken onunla ilgili ben de birkaç bir şey söylemek isterim. Bizim özellikle üniversite dönemimizde çok böyle başka bir havası vardı sanki bu edebiyat dergilerini takip etmenin. Yani o edebiyat dergilerini her ay almanın ya da işte dönemi neyse o dönemi boyunca onu takip etmenin garip bir hazzı vardı. Yani o kadar iyi hissettiriyor ki bana. Sırf mesela şimdi hani her şeyin çok dijitalleştiği bir dünyada hani okunmasa bile, sayfa sayfa sürekli okunmasa bile ben birkaç edebiyat dergisine, dergah başta olmak üzere aboneliğimi sürdürüyorum ki evde masanın üzerinde, sehpanın üzerinde çocuklarım görsün. Yani eve edebiyat dergisi girdiğini, masanın üzerinde onun durduğunu, en azından ismine aşina olsunlar. Orada bir şair ya da yazar ismi gözlerine takılsın. Sonra bir yerden onu hatırlasınlar gibi. O yüzden o bizim o üniversite dönemindeki o duygunun devamı niteliğinde böyle bir şey yapmaya çalışıyorum ve çok iyi geliyor hakikaten edebiyat dergileri iyi ki var. Hepimize ilham oldular. Ben de hani o tadı gerçekten unutamam. Dergiyi ilk elime aldığımda arka kapağına bakardım ve işte Ayşe Şefa'nın yazısı var mı diye. Yani onu özellikle heyecanla beklerdim. Tatlı anılar hakikaten. Güzel anılar. Ve işte sonra hayaller gerçekleşsin diye atılan adımlar oluyor belki. Hani öğrendiklerimiz, okuduklarımız. Sonra yazma hayalleri şekilleniyor.
dergilerle, okuduklarımızla, yazarlardan. Aslında programın sonuna geliyoruz. Süremizi çok da geçmeyelim bu programda. Ama özellikle programı kapatmadan önce birkaç hafta önce kaybettiğimiz Doğan Güzel yolunda analım istemiştik. Zaten geçmeden onu da analım. Evet, anmak istedik hakikaten. Çok kıymetli bir isimdi çünkü. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın öncelikle. Türkiye için çok büyük bir değerdi kendisi. Çok bilge bir öğreticiydi. Belki hani onun mesleği bir psikolog olarak insanı anlamak onun işiydi belki ama onun kadar iyi anlatan oldu mu bilmiyorum. Hakikaten Türkiye'de böyle çok farklı bir sürü insana, çok farklı kesimden vesaire insanın kalbine dokunan bir insan oldu. Bir sürü insanın eşiyle, dostuyla, ailesiyle, annesiyle, babasıyla ya da çocuğuyla ilişkilerini düzeltme yolunda adımlar atmasını sağladı. Onun sayesinde belki biz neyi nasıl daha doğru yapacağımızı öğrendik. Herhangi bir iletişim adımında nasıl yaparsak daha iyi sonuç alacağımızı öğrendik. Denedik, bazılarının sonuçlarını da gördük hayatımızda. O yüzden vefatından sonra da yazılan yorumlara baktığımda da yani ben böyle hakikaten ailemden birini kaybetmişim kadar üzüldüm duyduğum zaman vefat haberini. Ve o kadar çok benzer yorumlar duyuyorum ki, görüyorum, okuyorum ki bu kadar sevilmiş olmak için hakikaten çok kalpten konuşmuş olması gerekiyor ki öyleydi hakikaten. Bende ne kaldı diye baktığım zaman da ilk aklıma can cana iletişim ifadesi geliyor. Kendisini bunu kitaplarında ilk okuduğum zaman çok ilgimi çekmişti ve çok heyecan verici bulmuştum. Daha güzel nasıl anlatılabilir? Yani hakikaten kalpten kalbe konuşmak, karşındaki muhatabının gözlerinin içine bakarak ona seni muhatap alıyorum, ben de senin muhatabınım demek. O yüzden çok severim bu ifadesini. İkinci olarak da yine bugünkü programımızın da aslında konusuyla bağlantılı, hayallerle ilgili olarak daha ziyade anne baba çocuk ilişkisinde gözlemleyebileceğimiz gönlünün muradı hikayesiydi. Yani çocuklarımızın gönlünün muradının ne olduğunu keşfetmelerine, buna nasıl adım adım yaklaşabileceklerine, bunu gerçekleştirmek için ve sonra bunu gerçekleştirmelerine ne kadar alan açıyoruz diye özellikle anne olduktan sonra da çok düşündüğüm bir mevzu oldu bu. O kadar önemli bir şey ki herkesin içinde bir potansiyel var. Onun ilgisi, merakı olan konular var karşımızdaki kişinin ya da çocuğun. Ama biz o potansiyeli büyütecek bir alan açıyor muyuz? Yoksa bunu görmezden gelip üstünü kapatmaya mı çalışıyoruz? Benim için en kıymetli ikinci öğrettiği şey de buydu. Mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın diyorum. Herkese dokundu aslında, herkese iz bıraktı belki. Samimiyeti şüphesiz yani çok önemliydi. Hani ben Doğan Güzeloğlu'nu düşündüğümde onun annesini kaybettiğini anlatışı, o samimiyeti, ve bir de babalığına dair iç döküşleri, o pişmanlığı gibi hep aklıma. Gerçekten onlardaki samimiyet belki bu kadar çok insana ulaşmasına ve dokunmasına vesile oldu. Benim için de Savaşçı kitabı ve Geliştiren Anne Baba kitabı çok faydalı olmuştu. Çok da severek okumuştum. Ve özellikle çok defa çok yerde bahsettiği, vurguladığı coşku ve anlamlı hayat düşü.
Bu ifade de beni çok etkilemiştir. Çok güzel ve çok yerinde bir ifade olduğunu düşünüyorum. O zaman bu ilk programımızı böyle kapatalım, böyle veda edelim seyircilerimize. Hayallerimizin bizi işte o coşkulu ve anlamlı hayatı ulaştırması bir rolü diyelim. Ve bir dahaki programda görüşmek dileğiyle diye ekleyelim istersen. Evet, ama Hoşçakalın bir diyelim. parantez daha açmak isterim ben. Bu coşkulu ve anlamlı hayat noktasını. Bu benim çok düşündüğüm bir şey. Çok sebebini de böyle biraz sezdiğim ama çok anlam veremediğim. Bizim toplumumuzda coşku ve neşenin nedense böyle biraz aşağılarda kaldığını düşünüyorum. Yani çok böyle belki önemsenmediğinin, özellikle belki öne çıkarılmak istenmediğinin, emin olmamakla beraber böyle bir gözlemim var. Hani sebebinden emin olmamakla beraber. Halbuki coşku ve neşe aslında bir insanın hayatını güzelleştirebilecek çok güzel iki duygu. O yüzden ona bağlayarak bitirmen de beni çok mutlu etti şahsen. Evet, coşku ve neşe hem hayallerimizi gerçekleştirmek için hem de hayallerimizi gerçekleştirince de hissedebileceğimiz dolu dolu güçlü duygular aslında. Deyip parantezi kapatıyorum. Evet, yani hani anlamlı ve coşkulu derken anlamlı daha belki oturan bir kavram oluyor ama coşkuyu sanki gelip geçiştiriyoruz gibi, daha geçiştiriyoruz gibi ama coşkunun üzerine bir program daha çıkar bence diyelim. Yani onu daha sonra tekrar konuşmak üzere saklayalım ve vedalaşalım. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.